Haydi bismillah. Mayıs ayının ortasındayız. Türk tarihi için Mayıs'ın çok önemli hatıraları var. Şüphesiz bunların en önemlisi de 29 Mayıs ve 19 Mayıs. Bugün biraz hem 19 Mayıs'tan hem 29 Mayıs'tan da bahsedelim. Sonra geriye dönüş yapalım. Geçen iki hafta önce biraz 19 Mayıs'tan bahsettik mi? Bahsettiysek bir de tekrar etmiş olalım tabii. Dünya tarihinin akışının değiştiği önemli kavşak tarihleri var. Kırılma dönemleri var. Bilimsel bir anlamı yok belki ama son birkaç yüzyılda yüzyıllık dilimlere tesadüf ediyor. Bizim tarihimiz açısından da öyle. 1711 Prut var. 1811 ondan sonra Viyana Kongresi var. Viyana Kongresi'ne kadar yani 19. yüzyıla kadar aslında her devlet aşağı yukarı Haçlı tecrübelerinden sonra kendi çaresine, başın çaresine kendi bakıyor. Ama Viyana Kongresi'nden sonra gelişen teknolojinin, haberleşmenin de etkisiyle bu defa devletler arasında ittifaklar dönemi çok belirgin olarak ortaya çıkmaya başladı. Ve dünyanın paylaşılma süreci başladı. Ve buradaki sohbetlerimizin tamamında aslında bu dönemde bu arka planın etkisiyle ne gibi gelişmeler yaşandı onları konuşmaya çalıştık. 19 Mayıs'a atıfla şöyle bir giriş yapalım. Deprem bilimciler belli sürelerde stres birikti diye bir tabir kullanıyorlar. İki plaka var, iki blok var. Birisi böyle gitmek istiyor, birisi böyle gitmek istiyor. Ve birbirlerine mani oluyorlar sürtünürken. Ve gerilim artıyor. Birdenbire böyle yüklenme olunca işte ona biz deprem diyoruz. Hepimiz hissediyoruz. 19. yüzyıla da en uzun yüzyıl denmesinin nedeni siyasi, fikri, içtimai, dini aklınıza gelebilecek hayatın bütün alanlarıyla inanılmaz bir stres yüklenmesi. Bir kere bir taraftan dünyayı paylaşmaya çalışıyorlar ama kurdukları düzenle savaşı ortadan kaldıran bir yapı ortaya çıkmış. O birikim 19. yüzyılın sonunda Dünya Savaşı'yla yükünü boşalttı. Yeni bir sürece yelken açtı. Hep hatırlatırım mukayese edilmesi için. Birinci Dünya Savaşı öncesinde dünya topraklarının %85'ine yakın kısmı 3-4 ülke tarafından paylaşılmıştı. Eğer böyle kalsaydı belki savaş da ortaya çıkmayacaktı. Ama sonradan iki ülke daha çıktı talep eden. Birisi Almanya, birisi İtalya. Denklem çok basitti aslında hatırlayalım. Var olabilmek ve kendini gerçekleştirebilmek için ham madde kaynaklarına, nüfusa ihtiyacımız var. Ve bu kaynaklar paylaşılmıştı. Yeni kaynak alanları olmadığına göre eğer siz var olmak istiyorsanız paylaşanların elinden bunları almak zorundaydınız.
işte Birinci Dünya Savaşı'nın arka planındaki en önemli neden bu. Almanya ve İtalya hali hazırda dünyanın üzerine çökmüş bulunan diğer devletlerden onların el koydukları toprakların bir kısmını almak istiyorlardı. İhsan Bey buyurun. Buyurun. Biz de sizden bahsettik bugün. Demek ki davet vaki olmuş. Hali hazırda dünya kaynaklarına el koyan İngiltere, Fransa, Avusturya, Macaristan, Rusya gibi ülkeler var. Şimdi bir de İtalya, bir de Almanya çıktı. O blok içerisinde paylaşılmayan Osmanlı Devleti'nin toprakları ki dünyanın en kıymetli toprakları pek çok açıdan burada konuşuyoruz. Onu nasıl alırız? Bin bir türlü tabii politikanın çeşitleri var bunu nasıl alacağız noktasında. Şimdi o günleri biraz hatırlayalım. Belki bugünlerle de mukayese etme imkanı olabilir. Asırların inşa ettiği yerleşmiş yapıları daha güzel beklentiler ve hayallerle yerine bir şey ikame edemeden yıkarsanız açıkta kalırsınız. Meşhur bir hikaye anlatılır bu konuyla alakalı. Ceviz henüz kabuğunu sertleştirmemişken kurt oradan girer. Bir taraftan ceviz olgunlaşırken bir taraftan da kurt cevizi yemeye başlar. Sonra kurt genişler, genişler, genişler. Sonra cevizin içi bitince çıkmak ister ve çıkamaz. Çünkü artık genişlemiştir. O deliğe sığmaz. Kurt akıllı bir varlık. Hesap eder. Benim ne yapmam lazım? Bu delikten çıkabilmem için benim kilo vermem lazım der. Sonra kilo vermeye başlar. İp gibi kalır. O delikten çıkar. Ama sonuç şudur. Boş bir ceviz ve ip gibi bir kurt. Çünkü arkasını düşünmeden işin içerisine girmiştir. Türk milleti ve insanlık pek çoğu tarihi akış içerisinde siyasal meşruiyet olarak töre ve İslam'dan beslenen bir hanedan sistemi oluşturmuş. Siz onun yerine meşruiyeti müsellem olan başka bir sistem ikame edemeden onu yıkarsanız ne oluyor? 908'de padişahı tahttan indirdiniz. O güne kadar size yürü arkanda biz varız diyenler birer birer sizin üzerinize gelmeye başlıyorlar. Bulgaristan, Girit, Bosna Hersek gittikten sonra dostunuz İtalya Libya'ya saldırıyor. Sonra Balkan müttefikleri Balkanları sizden kopartıyor. Sonra da Birinci Dünya Savaşı'na giriyorsunuz. Tarihçiler diyorlar ki 600 senenin hesabı 6 senede masaya yatırıldı. ...19 Mayıs'ı hazırlayan şartlarda işte o 600 senenin 22 milyon kilometre karesi 380 bin kilometre kareye düştü. Bunu kitaptan okuduğun zaman etkisini pek hissedemiyorsun. Ama etrafımızdaki örnekleri görünce mesela Suriye'yi, Irak'ı değil mi? Afganistan'ı şu an yoklar şu anda. Nasıl olur? Yani 22 milyon kilometre kare işte Konya, Ankara civarına kadar düşüyor.
19 Mayıs bu şartlarda başlıyor. Evet, bunu konuştuk biz ama gene hatırlatalım. Osmanlı Devleti savaşta mağlup oluyor. Ve kurtarabildiğim kârdır diyor. Ekim 18 itibariyle üzerinde bulunduğu topraklarda bağımsız bir devlet olarak devam etme şartıyla teslim oluyor. 30 Ekim 1918 itibariyle Musul bu sınırların içerisinde, Batum bu sınırların içerisinde, Batı Trakya bu sınırların içerisinde. Galip devletler de diyorlar ki, eğer silahları teslim eder ve ordularını terhis edersen, şu an üzerinde bulunduğun topraklarda bağımsız bir devlet olarak devam edebilirsin. Bununla mutabakata varıyorlar. Bugün Yunanistan'da olan Limni Adası'nın Monros Limanı'nda. Rauf Bey de Türkiye heyetinden. Bunu hatırlattığımı çok net ifade edebilirim. Çünkü her aklıma gelince çok etkileniyorum. Çünkü devletler olarak anlaşıyorsunuz. Ordunu dağıtır, silahlarını teslim edersen bağımsız bir devlet olarak devam edebilirsin. Ben de sana güveniyorum. Ordumu dağıtıyorum, silahlarımı teslim ediyorum ve sen bunun üzerine işgal etmeye başlıyorsun. Evet. Bu hesabı görmeden giderse Türk milleti gözleri açık gider. Hani diyoruz ya, savaşırsın, yenersin, yenilirsin, her şey olur. Ama her şey... Fakat... Subjektif işte o. Subjektif, kendisini tehdit altında görürse, çok tartışılıyor bu maddede. Yani bu teknik olarak biz bunu yazıyoruz ama bu kesinlikle olmayacak diye taahhüt ediyorlar bizimkiler ve bizimkiler de inanıyorlar. Evet. Evet, gönderilme gerekçesi kuvvetlerin o. Subjektif, yani tehdit olarak. Şimdi bazen hukukta da böyle hukuk koyucuya alan bırakan maddeler koyuyorlar. Kuvvetli bir şüphe gördüğü zaman. Bundaki sahnelerle alan açıyor kendini. Kuvvetli şüphe nasıl oluyor? Delil varsa o şüphe olmaz zaten. Gelenekte yakin şahitler ile, Osmanlı döneminde, Cumhuriyet döneminde ise deliller ile. Çünkü eskiden her zaman delil toplamak mümkün değil. Şahitlik ile. Dikkat ederseniz klasik İslam hukukunda da hep şahitlik vardır. Her şeyde şahitlik vardır falan. Evet, işgale başlıyorlar. İşte 15 Mayıs'ta İzmir işgal edilince İstanbul'da protestolar başlıyor. 19 Mayıs'ta Mustafa Kemal Atatürk Samsun'a çıkıyor. Dünya tarihinde hakikaten örneği çok olmayan, karanlıklardan daha karanlık bir şartta silahları terhis olmuş, ordusu dağıtılmış bir halk çok kısa sürede yeniden organize oluyor ve bir hakikaten bağımsızlık mücadelesi veriyor. Bu mücadelenin her bir saatinin bilimsel olarak araştırılması lazım. Nasıl organize edildi, nasıl bir araya getirildi. Dilinin çok çalışılması lazım. Nasıl oldu da herkese hitap edebildi.
orada tabii devlet tecrübesi var. Devletin uzak görüşlüğünden kaynaklanan olası ihtimallere karşı hazırlık yapmak üzere temeli atılmış yapılanmalar var. Hayatı ilgilendiren bütün alanlardaki kurumların bu mücadeleye ortak olması var. Ama risk çok büyük. Çünkü İslam'ın son ordusu. Başka hiçbir bağımsız Müslüman devlet yok. Ve eğer milli mücadelede başarısı olsaydı, o zaman yeryüzünde bağımsız bir Müslüman devlet kalmayacaktı. Ne zamana kadar onu Allah bilir tabii. O vatan yani adı vatan değil bak hocam. Yani 100 yılda belki şey oldu. Hayır, vatanın şeyi anlaşılan kavram farklı. Vatan sadece belirli bir sınırdaki toprak parçasına dönüşüyor sonrasında bu milliyetçilik akımıyla. Ama o zamana kadar vatandan anlaşılan aslında daha yerel kapsam. Yani yerel mi kapsam mı bilmiyorum. Bak şöyle de denilebilir değil mi? Bir yerin size yardımcı olayım ben. Size yardımcı olayım. Seferiliği nasıl tarif edersiniz? Kendi memleketinden. Yok yok, İlmihal'de yazdığı gibi. Vatan arazisinden şu kadar kilometre uzağa giden. Demek ki vatan nerede geçiyormuş? Vatanı arazisinden. Yani doğup büyüdü, ikamet ettiği yer. Vatan bizim anamızdır daha konsepti yok. Sizin ifade ettiğiniz gibi o ulus devletler döneminde olan bir şey. Her şey vatan içinde yok. Çünkü her şey vatan için insanları uğrunda harekete geçirebileceğin, savaşa gönderebileceğin değerlere ihtiyaç var. Tarihte. Bunun en önemlisi din. Sonra hanedan, padişahımız efendimiz, halifemiz efendimiz 19. yüzyılda itibaren bütün dünyada da bu defa millet. Millet için, ondan sonra da vatan için. Bunlar
bizim kültürümüzde var ama siyasal anlamda kullanımları daha seküler. Onun için Abdülhamit çok kızıyor. Yani Allah ve peygamber ve padişah sevgisini kaldırıp yerine vatan sevgisi diye bir şey ikame etmeye çalışıyorlar diye İttihatçılara kızıyor. Yani onun yerine ikame ediliyormuş gibi algılıyor konuyu. Gelelim baştaki sorumuza. Milli mücadeleye, milli mücadelenin kaderini değiştirecek oranda bir Müslüman dünya yardımı, desteği doğal olarak olamazdı. Niye olamazdı? Bunu yanlış yerde kullanıyorlar. Çünkü milli mücadele yapılırken bir Müslüman dünya yoktu. Yeryüzünde Müslümanlar vardı. Bu Müslümanların devleti yoktu, askeri yoktu, polisi yoktu. Bu Müslümanlar sömürge içinde sadece sokaklarda maişetlerini temin için. Hiçbirisinin kurulu, sistemli bir organizasyonu yoktu. Birinci Dünya Savaşı başladığı andan itibaren sömürgelerdeki bütün girişler sansürlendi. Gazeteler sansürlendi. İnsanların pek çoğu Osmanlılarla, İngilizlerin, Fransızların savaş ettiğini bile bilmiyorlardı. Çünkü şimdiki gibi uydu haberleşmesi yok. Limanları kapattığınız zaman her şey kapanıyor. 3 ay, 5 ay sonra öğreniyorlar insanlar. Elbette biraz münevver aydınsan bunların farkındasın. Ama o tür insanları da tecrit etmişlerdi, sürgüne göndermişlerdi vesaire. Olup bitenleri takip edemiyorlardı. Milli mücadelenin dili önemli, çok net. Milli mücadelenin dili şu. Padişahımız, halifemiz mahsur, tutuklu. Hilafet merkezimiz de işgal edildi. Dolayısıyla bizim gayemiz halifeyi kurtarmak ve hilafet merkezini de halas etmek. Araya da İslam'ın onuru, Müslümanların şerefi gibi bir şey. Zaten bu milletin tarihte ittifak ettiği önemli hadiselerden birisidir. Milli mücadelenin dili. Ayrışma milli mücadeleden sonra oluyor. Milli mücadeleyi kazananlar arasında oluyor ayrışma. Milli mücadeleyi kazananlardan bir kısmı bu şekilde devam edelim diyor, bir kısmı bu şekilde devam edelim diyor. Sonra o tercihler birbirleriyle rekabet halinde oluyorlar. Hindistan'ın milli mücadele sonrasında, Hindistan en çok Müslümanların bulunduğu ülke, o tarihte muhtemelen 100 milyon civarında Müslüman var orada. Evet, bölünmedi ve Hindistan'da bir 600 yıllık Türk yönetimi olduğu için o ülkenin Müslüman olsun olmasın bütün halkının iki sebepten Türklere sempatisi var. Bir, müşterek bir tarihten geliyorlar. İki, yeryüzünde Avrupa emperyalizmine karşı bağımsızlığı yürüten, bağımsızlığı kovalayan tek devletin Türkiye olmasından. Eğer Türkler de başarırlarsa bize de örnek olurlar. İngiltere 1. Dünya Savaşı'nda Hindistan'ın desteğine muhtaç. Tam 1 milyon 600 bin asker alıyor Hindistan'dan. Bizim ordumuz kadar. 1 milyon 600 bin asker almak için İngiltere Hindistan'a söz veriyor. Diyor ki bu savaş Türklerle ve Müslümanlarla değil. Bu savaş Almanlarla ve İtalyanlarla. İtalya daha sonra saf değiştiriyor. Size söz veriyoruz. Eğer siz bize problem çıkarmaz destek olursanız, savaştan sonra savaşı galip bitirirsek, Türklerin ve halifenin hiçbir hukukuna zarar gelmeyecek. Bugün neredelerse orada olmaya devam edecekler. Mekke, Medine, Hicaz, İstanbul, Anadolu. Bunun üzerine Hindistanlılar tamam diyorlar. Çünkü hassasiyetleri İslam ve halife.
Bu konuda devlet olarak İngilizler onlara taahhütte bulunuyor. Şimdi onu bir kenara koyduk. Bunu da konuştuk aslında ama yine hatırlayalım. Sonra Araplara geliyor İngilizler. Diyorlar ki eğer bize savaşta destek olursanız savaş sonrasında size hilafeti ve bağımsız bir Arap devleti sözü veriyoruz. Arapların %90'ı buna inanmıyor. Sadece Şerif Hüseyin inanıyor. Onu da bir kenara koyduk. Sonra Yahudilere gidiyorlar. Eğer savaşta bize destek olursanız, savaş sonunda size Filistin'de bir Yahudi devleti söz veriyoruz diyorlar. Onu da bir kenara koyduk. Bak, bunların hepsi birbiriyle çelişiyor. Yani karbon kopya gibi aynı yerleri değişik taraflara söz veriyorlar. Sonra Fransızlara söz veriyorlar. Basra'dan Akdeniz'e kadar olan bütün bölgeyi sana vereceğiz diyorlar. Savaşın sonunda bu sözler ortaya çıkınca çarşı karışıyor. Bir kısmını Rusya açıklıyor. Bir kısmı da savaş sonrasında kendilerine söz verilen taraflar sözleri istemeye gelince karışıyor. İngiltere de diyor ki bunlar savaş şartlarında yetkisiz görevlilerin vermiş olduğu taahhütler. Dündündür. Şu an bunları da biz inkar etmiyoruz. Evet bunlar verilmiş ama yapacak bir şey yok. Siz aranızda anlaşırsanız biz ona uyarız diyorlar. Bunun anlamına siz aranızda savaşırsanız. İşte o günden beri orada savaş devam ediyor. Gelelim Hintlere. Hintler de ihanete uğradıklarını görünce hilafet hareketi başlatıyorlar. Siz bize ihanet ettiniz. O halde biz bize verdiğiniz sözleri tutmaya sizi mecbur tutacak, mahkum edecek bir hareket başlatıyoruz diyorlar. Ve Hindistan'da hayatı durduruyorlar. Bunun adına hilafet hareketi deniyor. Hilafet hareketinin kitlesel olması için de Hindulara popüler gündemde bu hilafet kelimesinin muhalefetle ilgisinden dolayı bu İngilizlere muhalefet hareketi olarak da tanıtıyorlar. Çünkü hilafetin Hindulara hitap edeceği bir şey yok ya. Hinduların bir kısmına popüler dilde bu İngiltere'ye muhalefet hareketi diye bence akıllı bir taktik yani. Hayatı durduruyorlar. Yol, su, elektrik çalışmıyor. Devlet daireleri çalışmıyor. Bunun adına pasif direniş deniyor. Non-cooperation deniyor. Şartları var. İstanbul Türklerin elinde kalacak. Ve hilafetin hukuku korunacak. Bu mücadele karşılıklı devam ederken bir gün dünya bir habere uyanıyor. Türkler hilafeti kaldırmış. Yani Hintliler boşlukta kalıyorlar. O zaman biz ne için savaşıyoruz? Ve bu hareketle birlikte Hindistan'da Hindularla Müslümanların birlikteliği de sona eriyor. Ve o zaman orada toplumsal çatışmalar başlıyor. 20 yıl beraber çatışıyorlar. Yani Hindularla Müslümanlar. Aşağı yukarı 4-5 milyon insan ölüyor o çatışmalarda. Gandhi filmini seyrederseniz bunu görürsünüz. Sonunda ülkeyi üçe bölüyorlar. Hindistan ve Pakistan olarak bu çatışmalar sona ersin diye. Bu başka bir şey. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra ve milli mücadele döneminde yeryüzünde neredeyse bağımsız bir Müslüman devlet olmadığı için Türklerin yardımına askeri anlamda gelebilecek hiçbir şey yok. Dolayısıyla cihadın karşılığını verebilecek bir toplum da yok. Gelen sadece para yardımı. Şey noktasında diyorum hocam, sizin de bahsettiğiniz gibi yani İngilizleri zorlamak. Evet. Hani diplomasi, baskı, evet. Evet. Onu yapıyorlar tabii. Halka veya basına ben o dönemde biraz baktığım zaman şey basında çok fazla bahsediliyor mesela. İşte doğru. Afganistan'dan, Hindistan'dan gelen destekler, yardımlar. Doğru. Türk halkının çok para geliyor.
çok insanlar da geliyor gönüllü olarak savaşmak için. Burada kalanlar da var. O ayrı bir hikaye. O konuda yapılmış tezler de var epey zaten. 19 Mayıs bu itibarla hakikaten sadece Türk tarihinde değil, insanlık tarihinde çok önemli bir kırılma noktası ve bunun sahibi olmamız adına da biz çok iftihar etmekte haklıyız. Çünkü dünyanın en gelişmiş askeri güçlerine karşı iradenin galip gelmesi. İnsanlar milli mücadeleyi bizim Yunanistan'a karşı kazandığımızı zannediyorlar. Yunanistan cephesi Birinci Dünya Savaşı'nın bir cephesi. Toplamı onun Birinci Dünya Savaşı. Yani milli mücadele de Birinci Dünya Savaşı'nın içinde bir cephe. Orada inanmışlık var, fedakarlık var, cesaret var. Ödenmiş bir... Milli mücadeleyi küçümsemek için. Tabii aslında İstanbul hükümetiyle olan çatışma da çok sanki ön plana çıkıyor. Emperyalizme karşı olan değil de hep böyle Ankara-İstanbul çatışması. Mesela orada da çok yanlışlıkları var. İstanbul hükümetlerinin tamamını teslimiyetçi gibi algılıyorlar. 6-7 tanesi milli mücadele taraftarı İstanbul hükümetinin. Oralarda çok eksik var. Milli mücadeleyi küçümsersem, milli mücadeleyi küçümsediğim zaman Cumhuriyeti kuran kadroyu da küçümsemiş olurum. Tamam? Bu başka sebeplerle olan hesaplaşmaların tarihi konular üzerinden yürütülmesi. Tarihin böyle bir istismar keyfiyeti var pek çok alanda. Milli mücadele yani Türk tarihinin en dibe vurduğu anlardan sonra yaşanan yeni bir yükseliştir. Bitmiş işte Polatlı ile Ankara'sı. Polatlı ile Ankara arasındasın. Yani Polatlı ile Ankara arasındasın. Şey gibi bir duygu ya, Allah korusun mesela. Diyelim ki deprem oldu, 50 bin kişi öldü. Dün şehrin hakimi olan bir insan sabahleyin her şeyini kaybetmiş gibi. Bir dilim ekmeğe muhtaç haldesin. Ama onun ötesinde kutsal bildiğin bütün değerlerin çiğneniyor. Başka askerler geliyor, başka bayrak geliyor. İşte hepimiz görüyoruz Suriye'de, Irak'ta falan. Milli mücadelenin bir kere bu ülkenin en ortak değeri olarak yeniden çok çalışılması lazım. Dilinin çok çalışılması lazım. Milli mücadelenin içinde evet bireysel nedenlerle çok asker kaçakları var. Bu doğal, bu anlaşılabilir. İşte annesi bakıma muhtaç, babası yaralı, çocukları sahipsiz falan. Ama resmi söylemde ifade edildiği gibi ülkesini satan insanlar yok. Siyasal ayrılıklar dolayısıyla yürütülen bir şey var. Milli mücadele bütün Türk tarihinin özeti gibi. Örnek vereyim. Selçuklulardan sonra Anadolu'da Selçuklular zayıflayınca ne olmuş? Beylikler çıkmış değil mi? Beylikler çıkınca ne oldu? Toplum bölündü, atomize oldu. Sonra Osmanlılar geldi. O beylikleri birleştirdi. Osmanlı medeniyetini kurdu. Türk tarihinde böyle. Hakan ölüyor, çocuklar arasında paylaştırılıyor, sonra çocukları kavgaya tutuşuyor, içlerinden birisi galip geliyor, tekrar birleştiriyor, yeniden bir medeniyet. Osmanlı Devleti yıkıldı, bütün vilayetler işgal edildi, her vilayette müdafaa-i hukuklar kuruldu. Sonra bunlar birleşti. Kuvayi Milliye oldu. Bak model aynı model. Milli mücadele içinde tasfiye edilenler de bu Kuvayi Milliye katılmak istemeyenler. Çünkü bu birliğe katılmadığı zaman birliğin gücünü, Kuvayi Seyyare mesela. Ben katılmayacağım, ben kendim gideceğim dedi.
Hayır, milli mücadeleyle amaç birliği var ama birliğe katılmıyor. Efendim? İşte Kuvayi Seyyar, o da düşmanları atmak istiyor ama yani ben sizin birliğinize katılmak istemiyorum. Birlik olacaksa bende olsun diyor. İşte o. Onu anlatıyorum. Kuvayi Seyyar. Önemli olan birliğe katılmak. Birliğe katılmadığın zaman bölünüyorsun zaten. Emperyalistlerin en çok yapmak istediği şeylerden birisi de herhangi bir ülkeyi atomize etmek, parçalamak. Yani sen de aynı gayeleri uğraşabilirsin ama bunlarla beraber hareket etme, müstakil hareket et. O dönemde milli mücadelenin hem mesajını hem dilini hem de mekanizmasını çok çalışmalı, bu gençlere anlatmalı ve önemini de anlatmalıyız. Göz açıp kapayıncaya kadar o kocaman imparatorluğun nasıl tasfiye olabileceğini anlatmalıyız. Bunun hiç şakası yok, hiç şansı yok. Dünyanın en kıymetli arsasında oturuyoruz. İşin özeti bu. Hiç kimse ya Türklere ayıp olur, bunlar burada kalsın demiyor mesela. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra da bırakmadılar bize. Değil mi? Burası uluslararası alan oldu. Ne zaman biz buraya hakim olduk? Onlar İkinci Dünya Savaşı ile meşgulken hakim olduk. Montreux. Değil mi? Eğer İkinci Dünya Savaşı ile meşgul olmasalar gene bırakmazlardı bize. Şimdi hissetsinler. İsterseniz siz o cümleyi de hafızanıza bir kez daha kaydedin. Hiç kimse Türkleri sevdiği için Türklere tolerans göstermez. Tarihte hiç kimse hiç kimseye de göstermez. Türklerin tarih içerisinde varlıklarını gerçekleştirme imkanları birkaç değerle mümkün olmuştur. Birisi güçlü ordusu. Hep güçlü ordusu olmak zorunda. Güçlü ordun olmadı mı? Tasfiyeye maruz kalırsın. Şu anda güçlü mü? İşte şu anda son 10 yılda yaşadığımız en büyük operasyon orduya yönelik olduğu için. Birincisi Ergenekon Balyoz, ikincisi de FETÖ operasyonu. İkincisi de milletle devletin meşruiyet probleminin olmayışı. O geleneğinden dolayı. Mesela Orta Doğu'daki Arap ülkelerinde devletle halklarının meşruiyet problemi vardır. Çünkü devletler hep kabile devletidir. O zaman daha güçlü birisi gelince... Halkı temsil etmiyorlar. Doğru, çünkü onların hepsinde galip devletler kurdu. Kendileri kurmadılar yani. Eğer milletle devletin meşruiyetini koruyamazsanız gene sıkıntı var. Bu milletle devletin meşruiyetini nasıl korursunuz? Yüzyıllar içinde milletin inşa ettiği kurumları yok etmek yerine ıslah ederek devam ettirirseniz. Bu meşruiyeti sağlar. Ama yok ederseniz orada bir sıkıntı olur. Mesela tevhid-i tecrisatta yer almamasına rağmen geçen hafta söyledim. Medreselerin yok edilmesi ciddi anlamda bir meşruiyet krizi kaynağı olmuştur. Evet. Artık bunlardan korkmamak lazım. Daha böyle makul bakabilmek lazım. Milli mücadele tarafı böyle. Gelelim 29 Mayıs tarafına. O da başka bir hikaye. O da aslında bütün umudu tükenmiş gençlere ve millete, eğer istersen yapabilirsin kararlılığının net bir örneği olarak ifade edilir. 1402 toplum ve devlet dibe vurmuş. Ankara Savaşı. Şehzadeler arasında kavga başlamış. 1412'ye kadar. Değil mi? 1412'de Çelebi Mehmet toparlamış vaziyeti. 1453 sıfırdan 40 yıl sonra Roma'yı devralacak bir yapı inşa ediyoruz. Kolay bir şey değil mi? 40 yıl
bir insan ömrünün yarısı bile, yani çok kısa bir süre yani. Bugün başlasan 40 yıl sonra bir imparatorluk inşa etmek gibi. Yenilmişsin bak. Padişahın esir alınmış, öldürülmüş, intihar etmiş. Toplum dağılmış. Toprakların parçalanmış. Bu ikinci Söğüt. Çelebi Mehmet tekrar yeni bir tarih yazmış. Bilmiyoruz. Timur'u bilmiyoruz. Timur'u iki kişi çalıştı. Birisi İsmail Aka, birisi Ahat Andican. Başka yazanlar da oldu. Timur başka olaylardan bağımsız olarak tarihin kaydettiği ender dahi askerlerden birisi. Ama günün sonunda hesap yapılırken Timur 3 Türk imparatorluğunu tasfiye etmiş. Birisi Osmanlı, birisi birisi Altın Ordu, birisi Babürlü, Delhi Sultanlığı. Şimdi gelmiş İzmir'e kadar, beğenmemiş Anadolu'yu, dönmüş. Aslında onun derdi cihangirlik, dünyayı fethetmek. Yani Çin yolculuğunda vefat ediyor. Evet. Ya şöyle, Türk hanedanlarının bir algısı var. Nasıl kainatta tek bir yaratıcısı varsa, yeryüzünde de tek bir Hakan olmalı. Biz tabii tırnak içinde çağdaş nesiller olduğumuz için törenin insan kimliği üzerindeki etkisi hakkında tam idrak edemiyoruz. Varlık gerekçesi töreyi gerçekleştirmek. Töre ne diyor? Yeryüzünün tek hakanı olacak. Bunun için de feda edemeyeceğin hiçbir şey yok. Kardeşin, baban, anan. Yavuz Sultan senin babasını indiriyor değil mi mesela? Ya da bir tanesi çocuklarını öldürüyor. 3. Mehmet. Fatih. Keza öyle yani. Bugün bize anlaşılması zor. Gerçekten de zor. Kabul edilmesi de zor yani. Ama öyle. Bunun için var olduğuna düşünüyorum. Seçilmiş insanların bu tür algıları var. Kendilerinin bu işle görevli gönderildiklerine inanıyorlar ve yoksa adam Timur o yıllarda İzmir ne kadar güzel bir yerdir değil mi? Yani gelmişsin oraya kadar, otur orada. Anadolu'yu almışsın, otur orada yani. Altın Ordu'yu dağıttı, başımıza Rusları bela etti Timur. Aldı işte. Yok, onları konuştuk ama biz yani onları şöyle konuştuk. Bu elbette imtisalü cahidü fillah oluptur niyetim, dini İslam'ın mücerret gayretidir gayretim. Töre şöyle diyor. Allah Türkleri yeryüzüne zulmü ortadan kaldırmak ve adaleti tesis etmek için göndermiştir. Tamam, töre bu. Allah Türkleri yeryüzüne zulmü ortadan kaldırmak, adaleti tesis için göndermiştir. Bunun için güçlü bir orduya, güçlü bir devlete ihtiyacım var. Amaç kutsal olunca bu amacı gerçekleştirmek için gereken ordu da devlette kutsal oluyor. Bizim devleti kutsal bilişimizin nedeni bizatihi devlet kutsal olduğu için değil, amaç kutsal olduğu için. Zaman içerisinde bizim amaçtan dolayı kutsallaştırdığımız bu devletin görevlileri de kutsal olmaya başlıyor. İşte orada yanlış yapıyoruz.
Tamam? Devletin görevlileri kutsal olmaz. Onların adı hadim. İngilizce'de civil servant. Tamam? O yüzden o fatihlerin amacı yeryüzünün her yerine hakim olup yeryüzünden zulmü ortadan kaldırmak, adaleti tesis etmek. Zaten devleti tarif ederken de bunu söylüyorlar. Hukuku tatbik, adaleti tesis, cihadı tanzim etmek. Ve hıfzı asayişü bilad, memlekette can mal emniyetini tesis etmek. Devletin görevi bu diyorlar. Peki Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u nasıl aldı? Bir kere mühendislik var. Şimdikiler gibi. Şimdi Müslümanlar yapmaları gerekeni yapmadığı için işi Allah'a bırakıp Allah'a talimat veriyorlar dualarında. Şunu yap, onu yap, bunu yap falan diye. Bize bir şey kalmıyor. Ayette diyor ki feyze azemte fetevekkal alallah. Feyze azemte demek azmettin mi ondan sonrasını Allah'a bırak. Yani yapılması gerekenleri yap. Ondan sonrasını Allah'a bırak demek. Fatih Sultan Mehmet yapılması gerekeni yapmış. Önce bir hesap yapmış. Sonra top döktürmüş. Mesela Şahi topunun mermileri, gülleleri 550 kilo arkadaş. Yüklemesi 3 saat sürüyor topu. 550 kiloluk bir gülle atıyor ama. Sonra Rumeli Hisarı'nı yaptırmış. Boğazkesen Hisarı olarak gelecek yardımları durdurmak için. Hep strateji. Sonra hesaplar, kitaplar yaptırmış. Sonra Haliç'e gemiler, donanmaları indirmiş. Avrupa'dan gelecek yardımların önünü kesmiş. Sonra da 200 bin askeri yığmış ve muhasar altına almış. Bir aylık kuşatmanın sonunda şehir düşmüş. Fatih'in büyüklüğünü bundan sonra görüyoruz. Buraya kadar mühendislik, askeri deha tamam. O güne kadar bütün dünyada savaşarak fethedilen bütün şehirlerin askerler tarafından yağma hakkı vardır. Çünkü savaşın nedenlerinden birisidir. Ekonomi yağmayla da devam eder. Bugün için bize yanlış gibi görünüyor. Ama hayatın dönmesi için bir incentive'e ihtiyaç var, bir teşvike ihtiyaç var. İslam'ın bütün savaşları da böyledir. Hazreti Peygamber'e bile, değil mi? Gönül koyanlar var. Bize az verdin diye. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'a verdiği önem, İstanbul'un öneminden dolayı bunu 3 günle sınırlıyor. Sonra Topkapı'dan şehre girip Ayasofya'ya gelip secde edip Ayasofya'yı camiye tahvil edip namaz kıldıktan sonra bir Yeniçerinin Ayasofya mermerlerini sökmeye çalıştığını görünce o 3 günü de kaldırıyor ve şehri mamur etmeye başlıyor. Onlarca külliyeler yapılmaya başlıyor. Şehir Müslüman İstanbul oluyor. Ve orası diyor dünya başkenti olma yolunda bir. Sonra yeryüzündeki bütün alimlere, sanatkarlara davet, işte Ali Kuşçu öyle geliyor. Bir medeniyet kuracaksanız şöyle bir hesap yapın. Devlet kurabilirsiniz. Beylik kurabilirsiniz. Bunlar küçük ölçekli ekonomilerle olacak. İnsan ekonomisiyle. Ama medeniyet kuracaksanız yeryüzünün nitelikli beyinlerine ihtiyacınız var. Yeryüzünün nitelikli beyinlerini buraya toplayacaksınız. Tıpkı şu an Amerika'nın yaptığı gibi. O zaman onu Osmanlılar yapıyorlardı. Fatih Sultan Mehmet de Türkistan Havzası'ndan ve Avrupa'dan buraya insanları topluyor. Yavuz Sultan Selim de 1500 kişiyle geldiği söyleniyor. Seferlerden sonra 1500 ilim adamı, alim ve sanatkarla geldiği söyleniyor. Bunun için o insanlara reddedemeyeceği teklif vermeniz lazım. Mekanizmayı şöyle algılayın mesela. Şampiyon olmak istiyorsanız dünyanın en nitelikli topçularına ihtiyacınız var. Bunların hepsi benim köyümden olsun derseniz şampiyon olamıyorsunuz. Peki o insanlar ne için gelir buraya?
Şu an para için geliyorlar değil mi? Aslında insanların hayat planlarını etkileyen birkaç tane bir şey var. Birisi özgürlük. Birisi refah. Tamam mı? Efendim? Güven, arsa, evet işte. Yani can ve mal güveni konusunda. Müslüman toplumların çok yanıldığı bir şey var. Benim bu masadan daha iyi bir masa yapabilmem için arkadaşlar, bu masanın bu masayı eleştirmem lazım benim. Bu olmamış. Bunun köşeleri sivri, insanları rahatsız ediyor demem lazım. Ne güzel masa bu dediğim zaman bundan daha güzel masa yapamam. Ama bu masanın köşeleri çok sivri, insanları rahatsız ediyor deyince okulun müdürü sen benim eleştiriyorsun. İşte bu temel sıkıntı. Çünkü bilimsel ilerleme mevcudu tenkit etmekle mümkün olan bir süreç. Mevcudu eleştirmekle. Ama Müslüman toplumlarda eleştirmeden ilerlemeye çalışan bir zihniyetimiz var. Eleştirmek kötülemek değil. Türkçe'de bu kelime o anlama dönüştü. Yanlış, bunu da değiştirmek lazım. Anlattım mı size bilmiyorum. Kelimenin aslı tenkit. Nekada kökü. Curuftan özü ayıklamak demek. Madende curuf var ya, o curufun içinden cevheri alma. Bu işleme nakada deniliyor. Ondan oluşan tenkit. Yani safradan hakikati tespit etmek demek. Ya da kumu eleyip altını, bak aslında eleştirmek bu manada çok güzel bir kelime değil mi? Eliyorsun üzerinde kalanları. Ama şimdi biz onu olumsuzlaştırma gibi bir anlam yükledik. Bu kötü tabii, bu başka bir şey. İnsanları nasıl getirebiliyorsunuz buraya? Ya refah vereceksiniz, ya can mal emniyeti sağlayacaksınız, özgürlük sağlayacaksınız ki aykırı fikirlerini gerçekleştirebilsinler. Bunu bugün Amerika yapıyor arkadaşlar. Ve dünyanın bütün beyinlerini topluyor. Bunu geçmişte Osmanlılar yapmıştı. Evet, tarihi değiştirenler nitelikli insanlar olduğu için bizim de bu nitelikli insanları toplayabilecek mekanizmalar geliştirmemiz lazım. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u aldıktan sonra onu yaptı. Ne yaptı biliyor musunuz? Bütün Türk taifeleri bu defa Fatih Sultan Mehmet'in gölgesine koşmaya başladılar. Çünkü eşitler arasında birinci oldu. Bütün Müslümanlar ona hürmet etmiş. Böylece Osmanlılar İslam dünyasında meşruiyet sağladılar. Böylece Osmanlılar İslam'ın ikinci yükselişinin başlangıcını, birinci yükseliş 611'den sonra, değil mi? İkinci yükseliş de 1453'ten sonra. Ve işte bilmem 500 sene devam eden ikinci yükselişin başlangıcını. Bu kadar büyük diyorsunuz hocam. Çok büyük, çok yani. Çünkü o zamana kadar o da diğer beylikler gibi bir beylik. Senin benden ne üstünlüğün var? Ama o andan itibaren Memlüklerde saygı duyuyor. Hanlıklarda saygı duyuyor. Hindistanlarda saygı duyuyor. Türklerin rüçhaniyeti öylece başlıyor. Başkaları da var tabii. Mayıs ayı böyle bir ay. Bunun 27 hamaset. 27 Mayıs'tan da değinelim biraz. İnsanlar olguları izah edemezlerse sağlıklı bir yolculuk yapamıyorlar ya. Kafanız oraya takılır. Bu hepimizin yaşadığı bir şey. Mesela eğer Marksistseniz siz bütün meselelerinizi çözüyorsunuz. Sizin tek tek bütün tarihi araştırmanıza gerek yok.
diyorsunuz ki tarih ezenlerle, ezilenlerin mücadelesidir. Dolayısıyla karşınıza hangi olay gelirse gelsin hemen bu şablonu yerleştiriyorsunuz. Bu bir izah. Bir başkası diyor ki tarih milletler mücadelesidir. Bunu da milliyetçiler söylüyor. Dindarlar bir kısmı hakla batıl mücadelesi diyor. Yani olaylar beni ilgilendirmiyor. Karşıma gelen olaya bu kalıbı yerleştiriyorum. Birisi hak oluyor, birisi batıl oluyor diyor. Ben size şimdi bir şey söyleyeyim. Siz de bütün tarihi iktidar mücadelesi olarak görün. Tek tek olaylarla uğraşmayın. Ne ile karşılaşırsanız orada iktidar için savaşan iki taraf tespit edin. Şimdi bunu örnekleyeyim ben size bir model olarak. Onu da sen açtın 27 Mayıs dediğin için. Osmanlı Devleti'nde 1908'e kadar devlet fonksiyonları padişahta. Yasama, yürütme, yargı. Bir sorun yok. Kimse de buna itiraz etmiyor. 1908'de 2. Meşrutiyet ilan edildikten sonra İttihatçıların ilk yaptığı şey bunu padişahtan alıp meclise vermek. Yasama, yürütme, yargı meclisindir. Padişah boşa çıktı. Eğer tarih çalışacaksanız bilin ki 1908'den sonra padişahların pek bir sorumluluğu yok. Onlar orada biblo artık. Sembolik büyük ölçüde. 21 Anayasası'nda da aynı şey. Yasama, yürütme, yargı mecliste. İşte hakimiyet kayıtsız, şartsız milletindir. Her şey güzel. Meclise kimlerin geleceğini de ben tespit ediyorum. Sistemle evet. Yürüyor. 1950'de hesap etmediğim bir şey oldu. Meclise istemediğim insanlar hakim oldu. İşte 27 Mayıs yasama, yürütme, yargı yani devlet fonksiyonlarının istemediğim insanların elinden tırnak içinde kurtarılması operasyonu. İhtilali yaptım. El koydum. O zaman anayasaya yeni bir madde ekledim. Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir. Meclis bu yetkilerini anayasada belirlenen kuruluşlar eliyle kullanır. Ne oldu şimdi? Meclisin yanına yasama, yürütme, yargıya ortak olan başka istasyonlar koydum. Bunlar kim? Bunlar bürokratlar. Atanmışlar yani. Yargıtay, Danıştay, Sayıştay vesaire. Bundan sonraki mücadele bunların ele geçirilmesi şeklinde cereyan etti ülkede. Yani bürokratik makamların, devlet kadrolarının ele geçirilmesi mücadelesi şeklinde. İşte ideolojik savaşlar vesaire, başka faktörler de var. Devlet kadroları da parsellenince, mücadele şiddetlenince, o zaman 1980'de yeni bir müdahaleyle yeni bir kuma daha teşkil edildi. Milli Güvenlik Kurulu. Biz halen o anayasayla devam ediyoruz. Anayasanın galiba 5. ya da 6. maddesidir. Hakimiyet kayıtsız şartsız millet meclisindedir. Millet meclisi bu yetkilerini anayasada belirlenen kurumlar vasıtasıyla kullanır diye. Yani tek başına hakimiyet meclise değil, onu söylemek istiyorum. 27 Mayıs neymiş? Yetkilerini istemediğimiz insanların elinde toplandığı zaman onları yeniden hizaya sokmak üzere düşünmüş bir şeydir. Bunu neyi örnekti? Dünya tarihini güç ve iktidar mücadelesi üzerinden okuduğumuz zaman karşımıza çıkan bir şeydi. Allah memleketimizi, milletimizi korusun. Önümüzde bir süreç var. O süreci bize yakışır olgunlukla atlatacağız inşallah. Cenab-ı Hak bütün şerleri hayra tebdil etsin. Bizler de bunun için gereken çalışmaları yapalım. Var mıydı soracağımız bir şey? Yok.
şeyden az önce bölmek istemedim soracaktı. Şimdi mesela bahsettik yani 1402'de nasıl parçalandıktan sonra işte devlet, yani nasıl bir devlet kurup aslında bir yükseliş dönemine geçtiğimizi örneğini görürken işte 1908 sonrası da aslında nasıl böyle bir çözülmeye gittiğini aslında görüyoruz ya. Buradaki yani sebepler sizce yani bu iddiatçıların daha beceriksiz tırnak içinde politikaları mı, yoksa işte şart meselesindeki belki hani değişimler mi mesela, onlar olarak mı görmeliyiz? Ya da az önce bahsettiğiniz gibi o yasama yürütme yargının alınması yine burada gerçek iddiatçıların politikalarına dönmüş oluyor. O da aynı sebep için. Pek çok dinamikler var. Bir kere bizim burada konuştuğumuz her ne varsa bunu çalışan oryantalistler ve dışarıdaki düşünce kuruluşları bunları bizden daha iyi çalışıyorlar ve biliyorlar. Türk milletinin tarih yolculuğunda onlara güç kuvvet veren dinamiklerinin ne olduğunu biliyorlar. Dedik ya, güçlü ordu, meşruiyet, halkla devletin bütünleşmesi. Şimdi siz itaatçileri destekleyerek bu dayanışmayı sona erdiriyorsunuz. Yeni bir iktidar sınıfı yaratıyorsunuz. Türk tarihinde olmayan iktidar sınıfı. Reaya gelip devlete konuyor. Bu kriz oluşuyor. Meşruiyet krizi. Ama senin sorduğuyla bağımsız olarak en önemli nedenlerden birisi iktidarcıların çok genç ve tecrübesiz olması. Kendilerine verilen vaatlere güvenmeleri. Siz hele iktidara gelin, sizin başımıza dert olan bütün sıkıntıları biz ortadan kaldıracağız. Bütün ambargoları kaldıracağız. Bütün yasakları kaldıracağız. Memlekete para dolacak. Her yerde bayram olacak. Diye bunların hiçbirisi olmuyor. Çok genç olmaları. 20'li yaşlarda bunlar. Bir de bunlar askeri tıbbi öğrencileri çok büyük bir kısmı. Ya, o Enver Paşa onlardan bağımsız bir insan. Yani o düşünce platformunda pozitivist değil vesaire. O tam farklı bir şey. Biz iddiatçı dediğimiz zaman çok böyle heterojen bir topluluktan bahsediyoruz. İçinde hepsi var. Ama genel karakterleri pozitivist. Enver Paşa sarayın damadı. Tam bir şey. İslamcı, mücahit tipi. O dönemin şartlarında. Ama o bir askeri kanadı. Yani konunun bütünlüğü içerisinde değil. İttihatçıların ahlaki olarak bize bıraktığı çok güzel öğretiler var. Mesela hiçbirisi dünyalıkla gitmedi. Hepsi de vatan ve millet için ya da inandıkları değer için fedai can etme noktasında, fedakarlık noktasında hepsi örneklik sergiledi. Hiçbirisinin kişisel hesapları yoktu. Yani toplumun rahatsız olabileceği, ikbal adına rahatsız olabileceği hiçbir şeyleri. Onlar her neye inanıyorlarsa hakikaten inandıkları gibi. Ama acemilerdi, ama siyaseti bilmiyorlardı. Yani sarf etmeyle devleti yönetmek aynı şey değil mi yani? Değil tabii. Burada işte çözüm devletin kurumlarını işletmek. Devletin kurumlarını işletirsen şahıslar o kadar etkili olmaz. İttihatçılar devletin kurumlarını tasfiye ettiler. Ne yaptılar biliyor musunuz? Birinci adım, Abdülhamit bütün dertlerin sorumlusu. Abdülhamit giderse her şey düzelir. Abdülhamit gitti, her şey düzelmedi. Kötüye gitmeye başladı. Bunun üzerine evet Abdülhamit gitti ama onun adamları halen iş başında. O zaman onun adamların da gitmesi lazım. O zaman Abdülhamid'in kalma bütün asker, subay, bürokrat, üniversite, medrese, profesör hepsini tasfiye ettiler. Değil mi? 31 Mart bir tasfiye. Tarihimize özgü bir şey mi? Biliyorum ama hep bizim böyle tarihimizde yeni gelen hani onun eskisininkini yıkma,
hani ona dair bağlantıları böyle. Bu 31 Mart'tan sonra başlayan bir şey. Başka yerleri pek bilmediğimiz için böyle görebiliriz. Başka yerlerde. Efendim? Kadro tasfiyesi. Evet. Şu an mesela bizim ülkemizde muhtemelen 5-6 devleti yönetecek atıl kapasitede bürokrasi vardır. Aynı devletin. Bir kısmı emekli, bir kısmı havuzda, bir kısmı şeyde.